Nihat Ergün de Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı görevinden. Ya ne yaparsa yapsınlar ya. Aralık sürecinde. Hepsi gitsin. Makamlarından, bunlar makamlarını kaybettikten sonra operasyonel olarak bir sistem kuruyorlar. O alacakları oy da söylediğim gibi 3-4 AK Parti'den alır. Bak AK Parti'den 3-4 alır. Bir tane İYİ Parti'den alır. Tamam mı? %1. Potansiyel kim orada? %1. %1 MHP'den alır. %1 oradan alır. %1 de CHP'den alır. Alacakları toplam oy 6-7'ye geçmez. 6-7'ye geçmez. Hiçbir halt edemezler. Yapılan operasyona bak, değer mi? 6-7'yi geçmez. Amaç zarar vermek ya AK Parti'ye. Ama AK Parti bu kriptocular gittikten sonra AK Parti tekrar eski gücüne kavuşarak %50 bandını geçer. Peki. Bu kadar net söylüyorum ya. Ya ama ben başkaları gibi düşünmüyorum. Yani bak ben bunu ediyorum da sonra ne olacak falan değil. Mevzubahis devletse benim canım da önemli değil. Mevzubahis devletse benim kanım da önemli değil. Doğrudan yana olacaksınız. Bakın ben Tayyip Erdoğan'dan yana değilim. Herkes aklına koysun bunu. Ben doğrudan yanayım. Ben devletten yanayım. Devletini milletini seven insanlar bilmeli ki Türkiye üzerinde bir operasyon yapılıyor. Yapılan operasyonda da gene FETÖ'nün Pensilvanya'nın parmağı var. Ve Pensilvanya'nın parmağı olduğu için de ülke ne oluyor? Gitgide sıkıntıya düşecek, dara düşürecek. Benim ülkemi kimse Amerika'nın dara düşemez. Devletinin. Eğer madem o kadar AK Parti'nin yönetilmediğini, yanlış yönetildiğini düşünüyorsanız, bu adam sizi kapının önüne koydu mu? Yine milletvekili yaptı. Yine her türlü itibarı verdi. Danışman yaptı. Size ne danışacak? Hangi zekanızla neyi danışacak size? Anasını bellediniz ülkenin. Angajman kuralları dediniz. Uçak gitti, uçağı düşürdünüz. Rusya ile kötü ettiniz. İran'la kötü ettiniz. Suriye ile kötü ettiniz. Irak'la Barzani ile kötü ettiniz. Papa, orada işte Çipras'la kötü ettiniz. Kötü etmediğiniz adam mı kaldı ya? Sen anamızı ağlattınız bizim ya. Bazı kelimeleri kullanmamamız gerekiyor. Hangileri? Annesini dediniz. Anasını ağlattınız dedim. O bir önceki cümle daha değişik. Ne dedim? Söylemeyeyim, ben söyleyemem zaten onu. Anasını ağlattınız dedim. Neyse peki ama evet. Lütfen anne lafını kullandığınız kelimelere dikkat edin. Anne ağlar. Anne ağlar tabii. Vatan da anadır yani. Evet, siz neyi kastederek söyledin? Ya evet. Tabii şey var. Biliyorsunuz Japonya'da Trump'la karşılaştılar, konuştular. Ortak açıklamada yaptılar. Ve dolar biliyorsunuz 5.65'e kadar düştü. Gerçi şimdi biraz daha yükseldi ama. Hiç düşecek. Ama orada Trump'ın söylediği bir şey vardı. Hem F-35'lerle ilgili hem S-400'lerle ilgili. Trump sanki Tayyip Erdoğan haklı. Size daha önce bunu söylemişti. Obama yönetimi haksızlık etti dedi. Şimdi Amerika'ya gittikten sonra ne değişir bilemem tabii. Çünkü Amerikan derin devletinin bu konuda farklı bir yorumu var. Trump böyle söylerken. Pentagon başka, Trump başka. Elbette yani şimdi. Yani bir kere yani onu tiranlar yönetiyor ayrıca. Başka bir şey daha var Savaş. Kısa bir ne söyleyeyim sana. Bu adam sihirli sihirli. Bu adam enteresan. Etkisine mi alıyor diyorsunuz? Ne diyorsun ya? Tayyip Erdoğan'da. Macron'a da ayar çekmişim. Ya bir şey söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan'da acayip bir sihir var ya. Efsunlu adam ya. Macron'a şey ya demiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Milyonlarca insan bu adama okuyor, üflüyor ya. Kıbrıs'la ilgili ne konuşuyorsun demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilahi kudretlere vesaire inanıyorum. Ama tabii böyle hani sapıtan herifler var. Tayyip Bey'i başka pozisyonlara elbette koyan manyaklar onlar var yani. Çok yanlış. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Ben diyorum ki Tayyip Bey acayip yıldızı yüksek. Bir uzaylı gibi. Kime dokunsa, kime baksa sihirli bir değnek gibi adam. Yani Trump'la arası çok açıkken karşılaşınca onu kafaya alıyor, alabiliyor ve bir anda kanki olabiliyor, canciğer olabiliyor, bir anda her şeyi unutturabiliyor. Tayyip Erdoğan'la ilk karşı karşıya geldiniz mi? İki kez geldim. Ne hissettiniz? Adamın gözlerine bakınca bile heyecanlanıyor insan. Yani güçlü ve kuvvetli bir lideri enerji olduğu için elektrik acayip ya. Şey veriyor adam enerji olarak. Yani hani bir gözlüklü bir adam vardı, şarkı söylüyordu. Neydi? Ben sizin babanızım gibi. Hı. Hani adam o güçlü ve kudretli tavrını bakışlarınla, insan ilişkilerinle kurmuş olduğu yani bir anda alandaki herkese o enerjiyi dağıtabiliyor. Ve bana göre Tayyip Bey'den ben istifade etmek istiyorum. Etinden, sütünden yararlanmak istiyorum ben Tayyip Bey'in. Ben Tayyip Bey'in kara kaşına, kara gözüne hasta değilim.
Davutoğlu diyor ki işte ben bir fani diyor. Boş ver ya. Yani, ona ben adam yerine koyup dinlemiyorum onları ya. Ben şunu söylüyorum. Ben Tayyip Bey'in kara kaşına, kara gözüne hasta değilim. Var öyle tipler hani falan öyle bir şey değil. Ben devletime aşığım. Bu adamın alternatifinin olmadığını biliyorum. Ve devletine aşık sıradan bir vatandaş olarak da ben Tayyip Erdoğan'ın bunca yıllık siyasi tecrübesinden, uluslararası politikasından, devlet deneyiminden istifade edip yani etinden sütünden yararlanalım ve bu adamın mevcut olan bilgisine haiz olan kişiler yetiştirelim. Bir, o da fani yani. O da gidecek. Biz de gideceğiz. Şimdi bakın, yarın öbür gün yarınlara güzel insanlar bakın, bırakalım. Çin'de o kadar mesela Xi Jinping'le görüştü. Japonya'da. Hayır Çin'de. Şu an Çin'e mi geçti? Çin'de. Tabii Xi Jinping'le görüştü. Dedi ki bizim rüyamız ortak rüyadır dedi. Evet. Adam İpek, her yeri İpek yolu ve biliyorsunuz batılı ülkeler karşı çıkıyor. Özellikle Amerika. Çünkü niye? Çin'den yüklenen bir mal Londra'ya direkt olarak gidecek. Direkt olarak gidecek. Süper. Hiç arada şey olmadı. Ve Çin zannediyorum olmadı. Bu konuda da ortak sponsor oluyor. Hayır sponsor oluyormuştu. Masrafları evet. Üstleniyormuş. Bu çok önemli bir şey. Ve Çin'in çok enteresan. Şangay Beşlisi'ne giden aslında yolda bir kilometre taşı. Çin'in 12 trilyon dolar bak yanlış duymuşsun. 12 trilyon dolar dünyadaki kullanabileceği para rezervi var. Eğer bir oyun yapmazlarsa. Bir oyun hangi yapmazlar. Bankalarda? Onları bilemem. Yani keşke öyle bir şeyi bilen adam zaten parayı bulmuş adamlar. Vallahi, İnşallah yani bir gün biz de buluruz. Bu Amerika'dan, İngiltere'den bu konuda hep korkarım. Çünkü hani benim korkacak bir şey durumum yok. Benim param yok da ama şey olarak, ülke olarak, ülke menfaatleri olarak korkarım. Çünkü biliyorsunuz paraları yöneten, oynayan hepsi... Tiranlar Amerika, işte. Dünyadaki Amerika, kağıt üzerindeki tiranlar. İki ülkedir yani. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bazılarına göre diyor ki insanlar, ya diyor bu Tayyip Erdoğan'a oy vermiyor. Evet ama Tayyip Erdoğan'a bayılıyor. Tayyip Erdoğan'a inanılmaz övüyor. Bayılıyor. Oy inanıyor derken bayılıyor. Ben ama öyle ne? Görüyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Ben bayıldımdan yapmıyorum ya. Kur'an çarpsın peki, bayıldımdan yapmıyorum. Peki bayılıyor musun yapmıyorum. Aynı zamanda? Hayranım herife ya. Tamam işte bayılıyor. Yani bak tövbe ya. Yani şimdi suça da sokuyorsun beni. O makamla bak, ilgili beğeniyor. Söylüyorum. Şimdi, bak başka bir şey. Hayır o anlamda söylemedim. Kimliğini, kişiliğini, hayır hayır o anlamda söylemedim. Şimdi olayı saçma sapan hale getirme. Şunu ben. Söylüyorum. Tabii yani benim söylediğim şu anda evet. Ağzımdan bir şey çıktı duymadın da ondan. Evet. O tür bir üslup kullanmak istemem. Çünkü benim Türkiye Cumhuriyeti'nde en değer verdiğim makam Mustafa Kemal Atatürk'ün makamıdır. Evet onu söylüyorsun sürekli. Heyle başlayan bir şey söyledim haddimi aşarak o Cumhurbaşkanı'na. Acayip korumamız gereken bir makamımız. Elbette. Ben o adama diyecektim. Ben o adama hayranım. O adam gibi benim ülkemde keşke 100 tane, 200 tane adam olsun. Onu bak ben onu eleştirirken de kelimelerimi çok seçiyorum. Bombdan korktuğumdan değil. Onu diktatör olarak görüp de aman benim de canımı okur diye vallahi düşünmüyorum. Vereceğim bir canım var. Ben o adamın çok değerli olduğuna, ben o adamın benim ülkemde çok başarılara imza atacağını düşünüyorum. Ben o adamın tecrübesinden yararlanmak istiyorum. Yoksa seçimlerde hayatım boyunca bir kere başkanlık seçiminde oy verdim. Başka bir şey yapmadım. Aklı selim olan bir insan onu bu ülkenin başında tutar. Belediye seçimlerinde de CHP'ye oy verir, MHP'ye oy verir, İYİ Parti'ye oy verir. Dengeyi korur. Ülkeyi oynar. Ama parlamentoda AK Parti'ye oy verir.